hatta son zamanlarda çok acı çekiyordu. Çok büyük acılar çekiyordu. Yaklaşık 4,5 senedir bu kanalda siz de bizimlesiniz. Bizim hayatımızı izliyorsunuz. Atay'ı izliyorsunuz. Çok severek izleyenler de var. Metanetimizi korumaya çalışıyoruz. Çünkü Atay'ı çok fazla seven küçük takipçisi var. Çok fazla çocuk var. Birçoğu şu anda psikolog eşliğinde aileleri her yerden kısıtlamışlar. O şekilde Atay'ın vefat ettiğini açıklayacaklar. Çok fazla özel çocuk var Atay'ı takip eden. Bilinci yerinde olup Atay'ı çok seven, onun gitmesine üzülecek olan çok fazla çocuk var. Bu videoyu çekmek için de bayağı beklemek istedim aslında. O gün belki bugün de değildi. Belki daha fazla beklemek istedim ama şu son zamanlarda çok fazla Atay'ın orada burada çok fazla videosu yayınlandı ve beni çok rahatsız etti. Atay ölmedi. Melek oldu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Atay öldü diye hiçbir yerde haber yapılmasını istemiyorum. Hiçbir yerde bununla ilgili video çekilmesini istemiyorum. Çocuğumuzun üzerinden prim kasılmasını asla istemiyorum. Burada açıklayacak tek kişiler eşim ve ben. Bizden başka kimsenin bu şekilde açıklama yapmasını öncelikle istemiyoruz. Bunu söyleyeyim size. Bizden duyun istedik. Çok merak ediyorsunuz çünkü nasıl oldu diye. Biz anlatalım istedik size. Küçük takipçilerimiz varsa eğer Atay'ı takip eden, onu seven çocuklar varsa ekrandan şu anda uzaklaştırırsanız çok çok mutlu olurum. Onların bu videoyu izlemesini istemiyorum açıkçası. Üzülmelerini de istemiyorum. Sadece sizden duysunlar. Ata kardeşlerim melek oldu. Son dönemler yavrumuz çok büyük acılar çekti. Çok büyük acılarla yoğruldu. Bizi yansıtmak istemedik. Birçok şeyi burada yansıtmak istemedik. Hep geçiştirdik. Demir doğmadan önce biliyorsunuz ki Ata hiçbir zaman bize hastane yüzü göstermedi. Bir gün olsun hastanenin kapısından girip de acilde kendimizi bulmadık. Bekledi, hep bekledi. Hatta kardeşinin doğacağı sabah bile hastaneye beni güle oynaya gönderdi yavrum. İlk öpeyi sana vermek istedim anneciğim. İlk defa Ata duyuyor annesinin ağzından. Abi oluyorsun. Evet, saat 4. Doğum başladı. Anne gidiyor kardeşi almaya. Anne gidiyor kardeşi almaya. Adoş. Babacığım. Ben de geleyim de ona. Sen de geleceksin sonra, ben tamam mı? Sen beni güle oynaya mı gönderiyorsun? O sabah o beni uyandırdı. O beni gönderdi hastaneye. Kardeşi için. Ve o sabah öyle güzel gülüyordu ki videolarını çekmiştim hatta. Ara ara onlara bakıyorum. Sen diyor nasıl bir çocuksun? Sen görmeden, bizi duymadan nasıl böyle hissiyatlı bir çocuksun ya? Nasıl bize bunları hissettirebilirsin sen? Diyorum kendi kendime. Ve o sabah Demir'e beni yolladığı sabah artık kucağımızda iki bebekte ve geleceğimizin farkındaydık biz. Ve istedik ki Atay'la Demir çok güzel zamanlar geçirsin. Hatta Allah nasip etseydi, büyüseydi birlikte kardeşini algılayacak yaşa gelseydi ki eğer, hep güzel şeyler anlatmak istiyorduk ona. Kardeşinin gücünü anlatmak istiyorduk ki hala da anlatacağız bunu. Çok istedik ikisi birlikte büyüsün. Yani biz 4 kişiyken gerçekten çok mutluyduk. Bir kere Ata bizi of dedirtmedi. İnsan çocuğuna bağırmak ister, kızmak ister, yapma der, dur der, gitme der, otur der diyemedik. Bir kere bize of dedirtmedi yavrumuz. Çok sevildi. Önce bizler tarafından, sonra sizler tarafından gerçekten çok sevildi. Melekti. Ya bizim yavrumuz gerçekten melekti. Sadece kanatları yoktu. Şimdi kanatlarını taktı, uçtu. Ve kardeşi doğduktan sonra sürekli hastanelerdeydik biliyorsunuz. Yani hiç ayağımız hastaneden geri çekilmedi.
Hatta son yeni doğan çekimine kadar Ata o kadar iyiydi ki o dönemlerde. Yeni doğan çekimine gittik geldik. Hani sanki bütün anıları böyle birleştirip öyle gitmek istedi. Son dakikaya kadar çok direndi çünkü. O günden sonra artık o yeni doğan çekimi bitip biz eve geldikten sonra yavaş yavaş Ata kötüleşmeye başladı. Hani gitmenin sinyallerini aslında bize o günlerden verdi Ata. Hissettirdi. Benim içime doğdu. Bana hissettirdi. Ve sonrasında artık biliyorsunuz sepsise girdi, yoğun bakıma girdi. Yoğun bakıma gittiğimizde sürekli Tarık Ata'nın kollarına bakıyordu. Bir yerinde bir şey var mı, morluk var mı, yüz var mı? Ben açıp ona bile bakamıyordum artık. Yani canım o kadar acıyordu ki hani artık acılarını görmek istemiyordum. Çok canı yanıyordu. Gerçekten çok canı çok acıyordu. Onu o hortumlar içinde görmek, kateterler içinde görmek, iğneler içinde görmek. Gerçekten çok ağırdı, çok acıydı. Ya bir annem babanın kaldıramayacağı kadar ağır şeylerdi. Ve biz bunu 4,5 senedir yaşıyoruz. Bu en son girdiği yoğun bakım 10. yoğun bakımıydı. 9'undan da çıktı. Ve o 9. yoğun bakımında bize bunu hissettirdi. Yani ben gitmek istiyorumu hissettirdi. Ve o gün ona çok yalvardım. Anneciğim dedim, lütfen biraz daha dedim kardeşinle zaman geçirir misin? Onunla dedim zaman geçirmeni çok istiyorum. Birazcık dedim daha dayanabilir misin? Yani şu an henüz erken ve ben dedim hazır değilim. O gün ben bunu söylediğim gün Ata hafiften böyle parmağını kaldırdı. Hafif böyle gözlerini araladı. İlk gittiğim gün gözleri şişti. Yani en son morgda gördüğüm görüntü vardı. İlk gittiğimde, sepsise girdiğimde. Gözleri küçücük kalmıştı. Yüzünü dahi göremedim yani o şişlikten. Ve ben bunu konuşup Ata'yla söyledikten sonra ertesi günü Ata'nın yüzü normal halini almaya başladı. Ben toparlanıyorum demek istedi yani. Ve o sepsisten de çıktı. Eve geldi. Eve geldikten sonra nöbetleri hiç durmadı. Ne yaptıysak durmadı. Geceler, ecel terleri döktü evde. Kaç kere hastanelere götürdük. Acil kapılarında bekledik. Yoğun bakımlardan çıkamadık. Acillerden çıkamadık. Ve sanki kardeşiyle arasında bir iletişim varmış gibiydi. Demir 2,5 ay boyunca, biz hiç söylemedik size belki ama çok uslu bir çocuktu. Hiç Demir'le ilgili bizim bir şikayetimizi duymamışsınızdır zaten. Hiç of dedirtmedi Demir de bize. Ve Demir 2,5 ay boyunca beni zorlayamadı. Ben Demir'i zorladım. Ve biliyorsunuz süt konusu çok hassas benim için. Çünkü ben Ata'yı hiç emziremedim. Yani o benim içimde büyükte kalmıştı. Kapı kapı süt topladık ve çocuğumuzu 6 ay boyunca o sütlerle besledik. O sütlerle büyüttük Ata'yı. E dedim Demir dedim bundan mahrum kalmasın dedim. Ama sanki yavrum bilerek o 2,5 ay boyunca sen abimle ilgilen, bana ayıracağım vakti diyerek emmek istemedi beni. Çok az emdi çekti attı. Ve ben Ata'yla geceleri ilgilendiğim saatlerde Demir hep uyudu, hiç uyanmadı. Aralarında sanki böyle bir iletişim varmış gibiydi. Sonrasında artık kriz geçirmeye başladığı dönemlerde bizim etlerimizi yoluyorlardı ya. O çocuk kriz geçirdikçe bizim etlerimiz yolunuyordu yani. Çok ağrısı vardı, çok sancısı vardı, çok acısı vardı. Hiçbir şekilde durmuyordu o acılar. Oradan buradan yurt dışına ilaç getirtelim, şunu yapalım, bunu yapalım, İstanbul'a götürelim, şöyle yapalım, böyle yapalım ama yok. Gitmek istiyorum dedi yani çocuk resmen. Acı çekiyorum ben dedi. Bunu bize anlattı yani acı çektiğini ve gitmek istediğini. O son zamanlarda zaten bize anlattı. Kardeşiyle çok güzel zaman geçirdi. Sepsisten çıktıktan sonra. Birlikte kardeşle çok güzel anılar bıraktı. Ve en son gün sabah erkenden uyandık. Onları da sen anlat istersen. Öncelikle bu videoyu hani sadece insanlar bilsin diye çekiyoruz. Çünkü çok soruyorlar dedim. İyiydi, ne oldu birdenbire, niye işte böyle bir sonuç oldu vesaire. Ata iyi değildi arkadaşlar yani.
herkes söylüyordu yani işte demir doğdu hiç atayı paylaşmıyorsunuz falan diyorlardı. İşte paylaşamıyorduk çünkü ata iyi değildi yani. Ata sürekli acı çekiyordu, evin içinde duramıyordu. Nöbetleri çok artmıştı. Yani o en son yoğun bakım açtıktan sonra ata hiç kendine gelemedi yani. Toparlayamadı çocuk bir türlü kendisini. Süreçte hep hastaneye gittik geldik, acilde devamlı işte kontrollerini yaptırdık ama herhalde zaten bazı şeyler de belliydi. Çünkü yani atayı yatırmak istemediler hep, eve gönderdiler bizi. 3 Eylül sabahında biliyorsunuz atanın bacağı kırıktı. Belki son bir ay hiç atayı kucağımıza da alamadık yani çocuğu alıp bir oynayamadık, bir şey yapamadık. Hep böyle dokunduğumuz zaman acıyordu çünkü canı elletmiyordu kendisini. Bugün sabah böyle bir kalktım, ata hiç enteresandı yani böyle hiç ağlamıyor, hiç böyle nöbet yok, hiçbir şey yok. Dedim biraz kucağıma alayım. Aldım, kucağıma oturtturdum. Çok sakindi. Hatta fotoğraf paylaştım Instagram'da, sonra bir videosunu çektim, anneme gönderdim. Dedim anne bak ata çok güzel, hiç nöbet geçirmiyor herhalde dedim, toparlanıyor. Ya bu çok kocaman bir çocuk olmuş ya bu. Babasının gülü. Babasının bir tanesi. Aşkım oğlum benim. Kim var oğlum burada Demir? Abim var oğlum burada. Çünkü kenevri yağı var biliyorsunuz kullanıyorduk daha önce. Onu çok uzun bir süre bırakmıştık. Ondan başladı tekrar atı. Çok ağır nöbetler geçirmeye başlayınca böyle bir iki damla günde ondan veriyorduk. Hani o belki düzeltti diye düşündük. Kucağıma aldım, biraz böyle o yarım saat falan sırt ağrıyordur diye işte sırtını okşadım vesaire. Çok yani melek gibiydi. Hiç böyle ağrı, sancı hiçbir şey yoktu. Sonra yatırdım yerine. Akşam 8 gibi falandı herhalde, tam hatırlamıyorum. Ataya yani baktım, çok garip geldi bana yani ata sanki böyle beyin ölümü gerçekleşmiş gibiydi yani muhtemelen evden çıkmadan önce zaten beyin ölümü gerçekleşmişti çünkü hiçbir şeye tepkisi yoktu yani gözleri açıkta nefes veriyordu. Gittim böyle biraz yani onu seveyim dedim ama ataya normalde dokununca hani kasılırdı, nöbet geçirirdi, hiçbir şey yok yani dokunuyorum hiçbir tepki vermiyor. Hani Ceylan da içeride atanın ilaçlarını hazırlıyordu. Dedim, gel dedim hani çocukla bir de yani ilk defa gördüm ben atı da onu. Bir bu gözünden bir bu gözünden iki damla yaş aktı atanın o anda. Yani gözyaşı aktı. Dedim yani atanın dedim gözlerinden yaş akıyor, bir sıkıntı var herhalde yani normal değil, tepki vermiyor hiçbir şey. Geldik bir salladık atayı hani biraz soğuk su getirdik yüzüne. Soğuk su çarptık vesaire. Yok yani hiçbir tepki alamadık atadan. En son artık gözleri kaymaya başladı yani. O anda zaten anladım. İçime o korku düştü yani ben. Yani o an atanın bizden gideceğini, kaybedeceğimizi anladım yani. Annemi aradım. Dedim anne gel. Dedim atayı bir hastaneye götürmemiz lazım. O arada da hani baktım ki ata iyi değil, ambulans aradım. Ambulansı çağırdım. Makinesini falan bağladık. Ventilatörünü bağladık. İşte palsını bağladık. Oksijenine bakmak için evde vesaire. Evde olmasından çok korktuk. Aldım. Ambulans gelince ambulansa bindirdik annem de. Ama elleri ve ayakları artık buz gibi olmaya başlamıştı. Yani soğuktu elleri ve ayakları. Ambulansa koydum annemle beraber onları. Ben de arkadan arabayla gittim. Hani belki yatması gerekirse eve gidip gelmem gerekir, arabayı burada bırakmayayım dedim. Gittim ambulansla arkalarından. Ambulansta satürasyona bağlamışlar. Satürasyonu 70'lere kadar düşmüş. Orada zaten biraz elleri, ayakları ve yüzü morarmaya başlamış.
Hastaneye gittim de acil almışlardı Atay'ı, müdahale ediyorlardı. Bizi sokmadılar içeri, annemle beni. Bir saat falan acilde bir müdahale oldu. Hani ne oldu, ne bitti bilmiyorum. O an hiçbir şey de söylemediler yani. Sıkıntı nedir, neden kaynaklanıyor, bir şey de söylemediler. Sadece dolaşımında çok bir bozukluk var, kan dolaşımı yok gibi bir şeyler söylediler. Sonra saat 9-9.30 gibi yoğun bakıma çıkardılar Atay'ı. Ben yanımda ilaçlarını da götürmüştüm hani Atay'ın, veririz orada diye. Ama almadılar. Yani yoğun bakım odasına dedim ki hani çocuğun bezleri falan var, onları bırakayım. Hiçbir şey almadılar yoğun bakım odasına. Kapıda beklerken Ebru Hoca geldi. Yoğun bakım doktoru yani, gece o saatte Ebru Hoca'yı çağırmışlar. Zaten Ebru Hoca'yı görünce bazı şeyleri artık anlamaya başladım yani. Hani durumun iyi olmadığını fark ettim. Ebru Hoca geldi, 10 dakika sonra çıktı. Atanın dediği kalbi durdu. Şu an dedi, müdahale yapıyoruz kalbini çalıştırmak için. Uğraşıyoruz dediler. Yani giderken bile savaştı, mücadele etti. 45 dakika sonra çıktı Ebru Hoca. Ata dedi, döndü dedi. Çok sevindim, çok mutlu oldum. O arada da Ceylan'ı aramıştım, hani anlatmıştım durumu artık. Kalbini durduğunu söylemiştim. Kız kardeşim buradaydı, Ceylan'ı aldılar, getirdiler. Demir de geldi. Tam Ceylan asansörden çıktı, yoğun bakım kapısına geldi. Ata'nın döndüğü haberini aldık o anda. Gelirken Demir'i falan da getirmişler hastaneye. Hani, hadi dedim gidin yani eve, burada dedim beklemeyin. Demir de dedim burada durmasın. Ceylan'ı eve gönderdim. Annemle ben kaldık hastanede. Orada bir aşağı indik. Saat 2:30-3. 2:30 gibi falan bir yukarı çıktık. Kapının önünde bekledik, yoğun bakımın önünde. Bu tip durumlarda eğer bir vefat haberi verilecekse aileye güvenlik çağırıyorlar yukarıya. 3-4 tane güvenlik geliyor. Annemle beraber bekledik kapıda. Bir anda böyle bir 3 tane 4 tane güvenlik geldi. İçeri girdiler ve o an artık zaten anlamıştım yani. Hani bir kötü haber geldi, belliydi. Doktor çıktı. 5 dakika önce dedi tekrar, kalbi durdu Atan'ın dedi. Şimdi dedi müdahale ediyoruz dediler ve saat tam hatırlamıyorum yani 3:30'a doğru Atay'ı kaybettik. Maalesef artık onun vücudu çok yorulmuştu yani, organları yorulmuştu ve en kötüsü de yani Ata mide kalaması geçirmiş o anda. Hani kalp masajı yaparlarken bir anda ağzından kan boşalmış çocuğu. Çok acı çekti benim çocuğum yani. Burada yazıyorlar, yazıyordunuz yani keşke yemerse, etse diye. Şimdi mutlu musunuz, memnun musunuz? Yani kıra yakabilirsiniz. Gitti, evet şu anda gitti. Artık yok at. Niye göstermiyorsunuz? Niye Demir'i gösteriyorsunuz? Niye Atay'ı ikinci plana? İşte bu yüzdendi. Çünkü çocuk artık hali yoktu hiçbir şey. Yani kıpırdayamıyordu, hiçbir şey yapamıyordu artık. Acı çekiyordu. Onu yani nasıl gösterebilirdik ki o halleri? Maalesef mide kanaması geçirmiş. Ceren'i aradık. Yani hastaneye geldi. Zaten Ceylan'ı ben eve gönderdim sırada. Yani Ceylan eve geldiğinde kalbi çalıştıktan sonra bir saat uzanmış, uyumuş. O sırada zaten Ata gelmiş rüyasına. Ben bunları da sonradan anlattı. Sen anlatmak istiyorsan sen anlat. Bizi çağırdıklarında Demir'i bırakacak kimse yoktu. Demir'i de aldım. Demir'le birlikte gittik hastaneye. O gün zaten gittiğimde anladım hani bir şeylerin ters gittiğini. Atanın hani benden bir mesaj beklediğini ben anladım zaten o gün gittiğimde. Çünkü yani ben ona bir nefes olmuştum. O benim için çok farklıydı. Çok farklıydı. Canımdı yani canım. Canım, ben onunla birlikte nefes alıp birlikte nefes veriyordum. Nefesini dinleyerek uyuyordum. Her gün ölüm korkusuyla yaşıyordum ama bir gün gideceğini bile bile çok bağlıydım ona. Çok seviyordum. Herkes evladını çok sever ama ben onun nefes alması için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım.
Ama artık acı çektiğini gördükçe dayanamıyorduk. Dayanılmaz bir acıydı. Hep soğukkanlı olmaya çalıştım. Hani Allah korusun evde bir şey olur da müdahale etmem gerekirse diye soğukkanlı olmayı öğrendim. Hiç öyle bir insan değilim. Ama sırf atayı yaşatabilmek için soğukkanlı olmayı öğrendim. Yani çocuğumun için, nefesi için. Panik olmamaya çalıştım hep. Son dakika bile. Evde atayı sarstığım zaman zaten bir şeylerin ters gittiğini anladım ama dedim ki Allah'ım evde lütfen böyle bir şey olmasın. O acı çekmelerine artık dayanamıyorduk. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Ve o evdeki son günü zaten son dakikaya kadar soğukkanlılığımı korumaya çalıştım. Gözünün beyazını görünce zaten atayı sarstım. Annem, annem, annem diye sarstım. Baktım hiçbir şekilde tepki yok. Nöbet yok. Ama Allah onun yani son gün bütün acılarını almıştı. Hiç acı çekmedi yani son gün. Zaten kendisine dedi ve hiç acı çekmedi, hiç nöbet geçirmedi. Yani bizi o kadar güzel vedalaştı ki bizimle yani. Ve son dakikaya kadar ben bir gün videolarını çekmişim. Son dakika sabahtan akşama kadar. İşte maalesef bir böyle bir durum var. Bütün o an yani son gününün olduğu gibi kayıtları var ve açıp izleyemedim daha yani. Cesaret edemedim. Duruyor hafıza kartında. Yani o gün bütün gün çekmişiz atayı. Yani o gün tek aklımda kalan görüntü ben de izleyemedim, açıp bakamadım. Birçoğunu böyle üstün körü ne yapmışım diye acaba sabahlandı mı ata böyleydi diye tekrardan bir baktım. Yatan hasta olduğu için bir de anlayamıyorsunuz sen. Yani çocuk tepki veremiyor size. Canın acıdığını söyleyemiyor. Sıkıntısını anlatamıyor size. O gün ata bize tepki veremediği için tek tek videoya baktım böyle. Acaba dedim sabahtan da mı böyleydi? Hayır, o son gideceği an yani. Artık gitmeye hazırlandığı an zaten melek gibiydi. Hiç nöbeti yoktu, ağrısı yoktu, sancısı yoktu. O da zaten bizi korkuttu, nöbet geçirmemiz. Çünkü onun bir gün öncesi zangır zangır titriyordu. İnanın çocuk ecel telleri döküyordu. Çocuğun vücuttaki dolaşımı durmuş artık. Ve son ambulans geldiğinde ben dedim ki gitmeden önce dedim bir ata yedim, aspire edeyim dedim. Rahat rahat gitsin. Ceylan atayı aspire etmek istedi giderken. Dişiyle şurasını biraz yere yapmıştı ata. Kanıyordu daha biraz. Kastıkça kendisini kanatıyordu. Aspire ederken ağzından kan gelince hani odur diye düşündük. Oradan zaten bir ufak bir kanama vardı. Ama maalesef çocuğun mide kanaması geçiriyormuş yani. Kan oradan geliyormuş. Yani her şey takdiriyle yani çocuğum çok acı çekiyordu. Çok 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 acı çekti. Bu dünyada maalesef çok acılar çekti ama biz annesi ve babası olarak ona hep normal bir çocuk olarak gördük. Onu her şeyi yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Denize götürdük, kuyruk parklara götürdük. Ata bindirdik. Yani onun tamamen her şeyi normal bir çocukmuş gibi yaşatmak istedik. Biz atadan hep razıyız. Hep de razıydık. Hiçbir zaman neden diye sorgulamadık. Niye böyle diye sorgulamadık. İnşallah o da bizden razıdır. İnşallah o da bizden memnun olmuştur. O da bizi çok sevmiştir. Bir gün zaten kavuşacağız. Ben diyordum yani yazıyordum. Oğlum hani bir gün uzak bir yerlerde buluşacağız. Orada daha rahat olacağız. Acı olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Orada da oynayacağız. O cennetin bahçelerinde koşacağız. Bunları söylüyordum. Böyle kendimi hep teselli ediyordum. Bunlarla içimi soğutmaya çalışıyordum. O gün geldi. Hep bunu hazırlamıştık zaten biz kendimize ama ne kadar hazırlanırsan hazırlan olmuyor. Yani o acı hiçbir şeye benzemiyor. Ömür boyunca unutamayacağım şeyler yaşadım. Onu morgdan aldım, götürdüm. Yıkadım, tertemiz yaptım. Akladım, pakladım. Kendi ellerimle koydum toprağın altına.
Hepsini kendim yaptım. Çok şeyler gördüm. Yani yıkarken, ederken. Maalesef çok güzeldi ama. Yani ata pırıl pırıldı. Bembeyazdı. Hiçbir şey yoktu. Bütün vücudundaki o aparatlar, telekostomisi hepsi çıkmıştı. Tertemizdi. Oğlum bu dünyanın bütün acılarından kurtuldu. Çok huzurlu olduğunu biliyorum, çok mutlu olduğunu biliyorum. Çok uzak bir mezarlık vermişlerdi, ta buradan 30 kilometreden. Sağ olsun. Sevdiğim insanlar araya girdiler, bir şekilde çözüldü ve çok yakın evimizin hemen bir kilometre ötesinde bir yere defnettik atayı. Her gün gidiyoruz sabah, onunla konuşuyoruz. Onu ziyaret ediyoruz. Ve bugün atanın 7'si. Tam bugün bu saatlerde işte ata benim kucağımdaydı ve çok mutluydum. Hiçbir şey yoktu. Bugün gecesini kaybettik. Şu durumdan bile yani kendisine pay çıkarmak isteyip atanın cenaze görüntülerini, işte haberlerde çıkan cenaze görüntülerini, biz bile bunları yayınlamamışken, bir şey paylaşmamışken insanlar bunlardan video yapıp paylaşıyor. Yazıktır yani. Birazcık vicdan, biraz insan olun yani. Biz nasıl yani ben onları görüyorum arkadaşlar. Benim önüme de geliyor diyor yani. Bunları görüp hiç mi düşünmüyorsunuz bu insanlar daha da üzülür mü, üzülmez mi diye hiç mi düşünmüyorsunuz? Yani yapmayın ne olursunuz. Mesaj atıyorlar. Bundan başka şehirlerden gelenler oldu. Benim bütün dostlarım geldi. Allah razı olsun hepinizden. Atayı son yolculuğuna uğurladık. Çok da güzel uğurladık. Gelemeyen çok insan var. Sizlerin çok emeği var. Ataya her yoğun bakıma girdiğinde milyonlarca dua ettiniz. 10. yoğun bakımından çıkamadı. Artık ona gücü yetmedi. Zaten Ceylan'ın da o gün kalbi, yani atanın kalbi durduktan sonra Ceylan eve geldiğinde rüyasına gelmiş adam. Demir uyandı. Videoyu kesmek durumunda kaldık. Oh. Yani şu an ne yaşadığımızı, ne hissettiğimizi nasıl anlatabilirim, dilimden bu kelimeler nasıl çıkar bilmiyorum. Şu an tam olarak atanın vefatına kabullenmiş durumda değilim. Anneme göndermişim de sanki birkaç gün sonra geri gelecekmiş gibi hissediyorum. Tam idrak edebilmiş durumda değilim yani. Belki de bir şoktayım bilmiyorum. Ben hiç patlama yaşayamadım atada. Sürekli kendimi tutmak ve hep güçlü olmak zorundaydım. Çünkü bana daha çok ihtiyacı oluyordu her seferinde. Her yoğun bakıma yatışının bir sonraki seferinde bana daha da çok ihtiyacı oluyordu. Benim düşme gibi, ağlama gibi bir şansım yoktu. Yani hep güçlü olmak zorundaydım. Bana bunu ata öğretti. Son 10 sefer yoğun bakıma girdi. Bakın 10 sefer... 4 yıl, 8 ay baktığım çocuğum 10 sefer yoğun bakıma girdi. Yoğun bakımın dışında aylarca servislerde yattık biz Atay'la birlikte. İnanın hayattaki en büyük acı evlat acısıyla sınanmak. Yaşarken de biz evladımızın acısını çektik. Günlerce çektik. Krizler geçiriyordu. Durmuyordu nöbetleri. Çok ağrılar çekiyordu. Derdini anlatamıyordu, bize söyleyemiyordu. Anne buram acıdı, anne şuram acıdı diyemiyordu. Ama hiçbir zaman bırakmadık. Allah ona nefes verdiği sürece biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bazen kendime çok kızdım. Acaba dedim o gitmek istiyordu, ben mi tutuyorum diye düşündüm. Bunu çok kendime sordum. Ama şöyle bir durum var ki, içimde en ufak bir ukde bile yok ki. Hani şunu da eksik yaptım diyebileceğim hiçbir şey yok. Zaman zaman böyle kendimi eksik hissettiğim çok zamanlar oldu. Ama öyle bir, yani Demir'den sonra oldu açıkçası. Yani bu eksik hissettiğim zaman hani iki çocuğa yetebilme şeyini hissettim zaten. Allah'tan hani günü gününe videolar çekmişim. Yani o kadar güzel anılar biriktirdim ki burada oğlumla birlikte. Biriktirdik yani. Biz hep birlikte biriktirdik. Bana destek oldunuz, omuz oldunuz, hep birlikte biriktirdik, hep birlikte paylaştık. Gün ve gün durumunu zaten size anlattım. Benimle birlikte bunları yaşadınız. Benimle birlikte atanın sürecini takip ettiniz ama
Ben burada bir kısmını paylaşabildim. İnanın paylaşamadığım kısmı, yani bir nevi sadece siz burada görebildiniz. Arkada kalan kısmı çok ağır bir yüktü. Şu anlamda ata bize hiçbir zaman yük olmadı ama hastalığı inanılmaz büyük bir sorumluluk isteyen bir şeydi. Düşünsenize, yani çocuğunuzun nefesiyle uyuyup nefesiyle kalkıyorsunuz. Nefesiyle sizi uyandırıyor. Her an evde bir şey olabilir. Her an o ölümü yaşayabilirsiniz. Ölüm korkusuyla bir kere yaşıyorsunuz. Yani 4 sene 8 ay boyunca bu evde ölüm kokusu, sürekli ölüm kokusu oldu. Her an kaybedebiliriz. Her an kaybedebiliriz. Ve siz bunu yaşamamak için, evladınızı toprağa vermemek için, onu göndermemek için nefesinizden ona nefes veriyorsunuz. Yani biz Atari nefesimizi paylaştık. Ben çok büyük bir sorumluluk aldım. Çok küçük bir yaşta. Çok ağır bir sorumluluk verildi bana. Allah tarafından verildi. Ve ben ona nefes olmak istedim. Yani kendi aldığım nefesi onunla paylaştım. Böyle bir fedakarlık yapmak istedim. Buna ister annelik deyin, buna isterseniz merhamet duygusu deyin, isterseniz vicdan deyin, artık ne derseniz deyin. Ama tamamıyla ben kendi aldığım nefesi oğlumla paylaştım. İyi ki de bunu yaptım. Şu an içim çok rahat. İyi ki de ben Atay'la bu zamana kadar bütün anılarımızı burada anlattım. Birçok insana umut oldu. Birçok insana yol gösterdik birlikte anne oğul olarak. Birçok insanın yüreğine su serptik. Birçok insanın hayata tutunmasındaki sebep olduk. Küçük çocuklar bile ya, televizyonun Atay'ı izleyerek büyüdü birçok çocuk. Birçoğunuz Atay'la birlikte büyüdü. Ben de dahil olmak üzere. Beni de büyüttü çünkü. Çok genç yaşta anne olmama rağmen büyük bir sorumluluk verdi bana. Ve ben elimden geldiğince ona annelik yapmaya çalıştım. İçimde hiçbir zaman noktayı bıraktırmadı benim ata. Ve sanki kardeşiyle böyle planlı yapmış gibi oldular bu durumu. Çünkü dediğim gibi Demir 2,5 ay boyunca beni hiç emmek istemedi. Çok zorluyordum ben onu. Emiyordu, geri bırakıyordu. 2,5 ay, yani ata vefat edene kadar, bakın, birebir ata vefat edene kadar Demir beni hiç emmek istemedi. Yani sanki anne kardeşimle ilgilen der gibi yavrum sessiz, sakin, hiç gıkı bile çıkmadı yani abisi gidene kadar. Dediğim gibi ikisinin arasında büyük bir bağlantı vardı ve inanın sütüm kesilmek üzereydi atanın vefat haberinden sonra. Demir emmeye başladı. Yani onun emme isteğini böyle hissedince çok garip oldum. Yani şunu demek istedi, anne abimle ilgilen, abimin sana daha çok ihtiyacı var demek istedi. Resmen Demir bu şekilde benimle irtibata geçti ve bu şekilde hani dile getirdi söyleyeceklerini. İkisine de o süreçte yetmeye çalıştık ama dediğim gibi yani o kadar sakin, o kadar huzurlu bir bebekti ki Demir. Abisi vefat ettiğinde bile o gün, yani o günü inanın gık çıkmadı. 6 saat boyunca uyudu ve hiç uyanmadı. 2-3 saatte bir uyanan çocuk. Bu da bir mucize. O an acil müdahale yapılması gerekiyordu evde. O ilk müdahaleyi yaptığım zaman artık can bedenden çekilmişti. Veya işte atayı salladım böyle. Ata ata dedim. Atadan ses çıkmadı. Ambulans çağırdık, geldik. O ambulansçılar kapıya girdiğinde ben hani dedim ki aspire edeyim atayı. En azından rahat bir şekilde hastaneye gitsin diye düşündüm. Güzelce onu aspire ettim. Sonra dudağının kenarında bir şey vardı atanın. Sürekli ısırıyordu zaten, biliyorsunuz ara ara gösteriyordum size, işte ata damağını ısırdı diye gösteriyordu. Oradan hafif bir ısırık gördüm. Hemen orayı sildim, vazelinledim falan. Sonra işte aspire ederken ağzından kan geldi. O bayağı bir kan geldi. Ben onu damağına yordum ama o an ata mide kanaması geçiriyormuş. Bizim bunu anlamamız çok zor. O gün de bizimle vedalaştı. Çok güzeldi gerçekten. Gittiği son gün çok güzeldi. Ve işte en son
benim Atel'le vedalaşmam morgda oldu. Morga gittim. Vefat haberi geldikten sonra morga indim. Öptüm, öptüm, kokladım yavrumu. Yani Allah kimseye gerçekten o anı yaşatmasın. Yavrusunu öyle görmek zorunda bırakmasın. Hiçbir çocuğun vedalaşması o morgda olmamalı annesiyle babasıyla. Ama çok kötüydü. Yani o anı hiç unutamıyorum. Böyle acımı doruk noktalarında hissettim. Hep o an o görüntü aklıma geliyor. Ve artık hani bunca senenin yaşadığım bu kadar büyük acıların üzerine bir de en son beden morgda olsun istedim. Yıkamaya girmek istemedim. İyi ki de girmedim. Çünkü morgdaki o buz gibi beden, yani atanın gözleri artık küçülmüştü, o kadar müdahale yapmışlar 45 dakika boyunca. Zaten o kadar yorgun bir şekildeydi ki en son gördüğümde. Yıkamadayken Tarun anlattığı kadarıyla yani kolları falan dümdüzmüş, makinelerden ayrılmış bir şekilde. Trakostomisi yoktu, pegi yoktu, tertemiz bir şekilde. En son da yüzünü görmeden toprağa koyulurken sarılmak istedim. Eğer o gün sarılmasaydım kendimi çok kötü hissederdim. Yani yıkamaya girmeye cesaretim yoktu. Giremedim. Çünkü yani biraz demir için kendimi toparlamam gerekiyordu. Son vedamı morgda yaptım. Babası girdi, onu güzelce yıkadı, temizledi, akladı, pakladı. Ama o son mezarlıktaki o görüntü hiç unutamıyorum. Ona son kez sarılışım, o karanfil kokusunu hiç unutamıyorum. Hiç de unutamayacağım, eminim. Bu çok büyük bir acı olarak bizde kalacak. Bende kalacak, Tarık'ta kalacak. Hiç kapanmayacak yani. Bir yerde biz bunu her zaman taşıyacağız. Bunun farkındayım. Bunun ne kadar zor olacağının da farkındayım şu anda. Zaten biz 5 senedir buna kendimizi hazırlıyoruz. Bu acıyla nasıl savaşabiliriz diye. Bunu hep düşünüyordum. Hep yani gözüme sadece yani hastaneden çıkıp hani o morga nasıl ineceğim anı hayal edemiyordum. Onun bende devamı gelmiyordu yani. Bunu da yaşadım. Yaşattı Rabbim bize. Bir bildiği vardır diyorum. Yani her zaman dediğim gibi. Yapılması gereken her şeyi yaptık. Çok güzel bir şekilde uğurladık Atay'ı. Ama çok özlüyorum. Ağlamam gerekiyor biliyorum. Toparlamam gerekiyor. Kendimi biliyorum ama gerçekten çok özlüyorum. Yani bazen çok zorlanıyordum. Yalan yok. Çok ağlıyordum. Ama Atan'ın yanına gittiğimde böyle onu sarıldığımda kokusunu bebek gibi kokuyordu zaten. Hatta hiç Atay'dan hiçbir zaman kötü bir koku gelmedi, hiçbir zaman ağzı kokmadı, hiçbir zaman ter kokmadı. Son zamanlarında bile ayağında alçılar varken bile Atay'ı yıkıyordum sırf kötü koku gelmesin diye. Siliyordum, temizleme mendilleri almıştım onun için sırf kötü bir koku gelmesin diye. Gidene kadar ben onu el bebek, gül bebek bir şekilde tavuklara sardım, sarmaladım ve giderken de onu kefene sarıp göndermek bana gerçekten çok koydu. Yani onu o kefenin içinde görmek bana çok koydu. Çünkü dünyada yaşadığı süre müddetçe ben onu pamuklara sardım, sarmadım. İşte çok sevdim. Gerçekten çok sevdim yani. Herkes evladını çok sever. Herkesin evladı değerlidir. Herhangi bir gözümde bu ben. Gerçekten bunu çok yürekten sevdim. Yani o bana ayrı bir enerji verdi. Bana ayrı bir güç verdi. Hep böyle bir gidiyorum. Dolabının başına gidiyorum. Bakıyorum. Çamaşırları kokuyorum. Son girdiği çamaşırlar vardı. İnanın. Ben bir kere terlediği zaman üstündeki çamaşırı çıkartıp hemen makineye atardım. Son 4-5 tane kıyafeti kalmıştı. Gidip işte makineye attım. Onları yıkamadım. Sonra aldım Atan'ın kokusunu çekmek için içine. Dedim ki bunları mı yıkıyormuşsun sen Ceylan dedim. Tertemiz kokuyor dedim yani. Kirlenmiyor ki hiç. Psikolojikman yıkıyordum. Yani pis kokmasın, kötü koku gelmesin diye.
O son çamaşırlarıyla uyuyorum. O gittiğinden beri onun kokusuyla uyuyorum. Bir süre sonra o koku da geçecek biliyorum. Şimdi kıyafetimi vermeye kıyamadım. Hepsi dolapta duruyor. Bazıları şey dedi, Demir'e ağır bir yük yükleyeceksin. İşte onları giydirme falan dedi. Aksine onları Demir'in üzerinde görmek beni daha mutlu edecek. Ama şunu yapmayacağım. Yani Atı'daki şeyleri onda görmek istemeyeceğim. O farklı. Demir kendi başına birey olarak Demir benim için. Atı bambaşkaydı. Demir bambaşka olacak benim için. Kesinlikle ikisinin arasında işte sen yapamadın, o yaptı, o yapamadı. Bu değil yani. Bunu kesinlikle yapmayacağım Demir'e. Eğer aklınızda öyle bir şey varsa böyle olmayacak kesinlikle. Ata çok özel bir çocuktu. Hep özel bir çocuk olarak kalacak ve ata olarak kalacak yani. Demir de kendince özel bir çocuk olan. Ben biliyorsunuz Demir doğmadan önce de söylemiştim. Asla atanın sorumluluğunu ona yüklemeyeceğiz diye söylemiştim. O kendi başına bir birey olacak. Biz abisini çok sevmesi için uğraşacağız. Gücünü anlatacağız. Sevmesi için elimizden geleni yapacağız. Ama hiçbir şeye mecbur değil demiştik zaten. O süreçte zaten psikolojik destek alacağımızı da söylemiştik. Durum bu. Bu şekilde alışmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar alışılırsa artık. Demir olmasaydı belki her şey daha farklı olabilirdi. Şey, son giderken bile, ata giderken bile yani kucağımız boş kalmasın diye kardeşini bırakmak istedi bize. Hani üzülmesin annem babam diye. Son dakikaya kadar savaştı. Son dakikaya kadar mücadele verdi. Gerçekten çok uğraştı. Kardeşiyle zaman geçirdi. Allah razı olsun hatta. Çünkü o yoğun bakıma en son sepsise girdiğinde ben ona çok yalvarmıştım lütfen. Hani biraz daha kardeşinle zaman geçir diye. Demir'e de çok güzel anılar bıraktı. Kardeşine. Yani Demir'e anlatacağımız çok güçlü bir savaşçı bir abisi var. Böyle. Yani merak ediyordunuz beni. Toparlanmaya çalışıyorum. Yine yani güçsüz olma gibi bir durumum yine yok. Yine yok. Yani Atay son dakika giderken bile annesinin o gücü bıraktı. Kardeşini bıraktı. Çünkü yine güçlü olmak zorundayım Demir için. Onun ileriki zamanlardaki psikolojisi için. Onun iyi bir şekilde yetişebilmesi için. Vatana millete hayırlı bir evlat olabilmesi için. Yine büyük bir mücadele vermek durumundayım. Vermeye de çalışacağım bir anne olarak. Baba olarak da babası. Evet, şimdi kapanışı da yapalım artık yavaş yavaş. Bu zamana kadar atanın üzerinde emeği geçen 4 sene 8 ay boyunca bizim yanımızda olan öncelikli olarak anneme, kayınvalideme çok çok teşekkür ediyorum. Onlar hep bizim yanımızdaydı. Ataya baktılar. Bizim olduğumuz gibi derdine derman olmaya çalıştılar. Ellerinden geldiğince, güçleri yettiğince yapılması gerekenleri yapmaya çalıştılar maddi manevi. Allah ikisinden de razı olsun. Sonrasında doktorlarından Allah razı olsun. Yani Atay'ı gerçekten çok sevdiler. Biz çok emek verdik anne baba olarak omuz omuza şimdi birlikte. Ve bizim Atay'ı yaşatmak için vermiş olduğumuz mücadeleye büyük destek sağladı doktorlarımız. Buradan özellikle... Hepsine değil ama. Özellikle... Asla affetmeyeceğim insanlar da var yani. Evet. Asla ve asla affetmeyeceğim. Yani hayatta olduğu sürece iki elimin yakasında olacağı insanlar da var. Buradan Ebru Hoca'ya, Serdar kendileri. Hoca'ya, Alp Tunç çocuk doktoruna, Gültekin Hoca'ya, Zeynep Hocamıza, Gültekin Hocamıza, Burak Tatlı'ya, Betül Hoca'ya. Betül Hoca'ya. Yani atada emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Olan her birine şu an aklıma gelmiyor. İnanın ki birçok kişinin eli değdi ataya. Allah her birinden tek tek razı olsun. Hemşirelerimize, kan alan Ayşe ablama Allah razı olsun ondan binlerce kez. Yine yoğun bakımda Atay'ı takip eden Emine hemşiresine Allah hepsinden razı olsun. Yani bu dünyada özel bir çocuğa bakmak gerçekten çok zor. Yani gerek doktor olsun gerek hemşiresi olsun onlar için de çok zor.
Çünkü ağzı var, dili yok, hiçbir şekilde derdini anlatamıyor. Ve onlar dertlerine derman olmaya çalışıyorlar. Bu çok büyük bir sorumluluk bir doktor için. Bunun dışında verdiğimiz mücadeleye karşın bizi yarı yolda bırakan, mücadelemize destek olmak istemeyen doktorları da Allah'a havale ediyorum. Ama onun dışında yani atada çok kişinin emeği var ve siz, Allah her birinizin ayrı ayrı razı olsun. Yanımızda olan, atayı takip eden, atayı seven, bağrına basan, kendi çocuğu gibi kabullenen, kendi kardeşi, kendi evladından ayırmayan her birinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Hep yanımızda oldunuz. Olmaya da devam edeceksiniz biliyorum. Ata küçük bir emanet bıraktı bize. Kardeşini bıraktı. Giderken bile... Aslında ata sadece bir tane emanet bırakmadı. Yani ata gibi bir sürü çocuk var. Evet. Onları da bir nevi aslında emanet etti. Önce ailelerine, sonra bize. Yani bu mücadelemiz bizim son bulmuş değil. Bu çocuklarımız için yine elimizden gelen her şeyi yapmak için uğraşacağız. Düşüncelerimiz var yani Ceylan'la, işte Allah izin verirse ilerleyen zamanlarda biraz kendimiz toparladıktan sonra belki atanın adına bir işte dernek vesaire bir şeyler yapıp yine özel gereksinimli çocuklarımız için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Onları yanında olmaya çalışacağız. Bugün atanın 7'si vardı. Bilmiyorum Ceylan anlatmıştır belki. Bilmiyorum, bir süre konuşmadım. Atanın 7'sini yaptık az evvel. Kur'an'la okundu, yemek dağıttık. Katından herkese, cenazesine yine keza katından herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz atanın öldüğünü de bugün idrak edebildik. Evet, biraz ben biraz fark edememiş, yani inandıramamıştım kendimi hiç. Ama bugün ne zaman ki o masalar kuruldu ve o Kur'an okunmaya başlandı, o zaman hani ben evet ben atayı kaybettik diyebildim yani kendime. Onu çok seviyorum. Oğlumu çok seviyorum. Her zaman da seveceğim. Hiçbir zaman yani benim hayatımdaki yeri dolmayacak onun belki. Ama bize bir kardeş bıraktı. Bir oğlumuz daha var. Demir'i bize emanet etti. Ki zaten onun için de çok mücadele etti yani hatta. Onu gördü, onu hissetti. Hatta bazı videolar var bilmiyorum Ceylan belki paylaşır. İşte Demir'in sünneti giderken bir videosu var mesela. Orada dönüyor, Demir'e bakıyor. Yani ata çok her şeyi hissetti bence. Sevildiğini biliyordu. Çok da dualar aldı. Her yoğun bakıma girdiğinde milyonlarca insan ona dua etti. O duaların da gücüyle bir şekilde direndi, savaştı ama buraya kadardı. Artık çok acı çekiyordu yani. Dayanılmayacak bir durumdaydı. Hem onun için hem bizim için. Yani keşke imkanım olsaydı da kendimden verebilseydim yani. Kalbi durdu. Keşke benim kalbimi verebilseydim ben yani onu. Her şeyi yapardım. Ama maalesef 10. yoğun bakımdan çıkamadı. Öncelikle atanın haklı olan bir davası var biliyorsunuz. Asla onun peşini bırakmayacağım yani. Oğlum belki bu dünyada yaşadığı süreçte hakkını savunamadı. Onun hakkını hep biz savunduk. Yani o davayı kazandığını da görmedi ama ben ısrarlı bir şekilde o davayı sürdüreceğim. Asla ve asla oğlumun hakkını aramaktan, atanın hakkını aramaktan vazgeçmeyeceğim. İnşallah da onu alacağım. Yani iki elim hep onların yakasında olacak. O doktorların, o kadın doğumcunun, çocuk doktorunun, o işte radyoloğun, o hastanenin, hastane yöneticilerinin. Bunu yani bize bu yaşattıkları acıları hesabını onlardan soracağım. Yani bu sadece tazminat davası olmayacak. Onların hakkında farklı farklı davalar da açtık. Bunun takipçisiyim. Asla bırakmayacağım. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu işi götüreceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bizim yaşadığımız acının tabii ki de yani anlayamayacaklar ama en azından içim soğuyacak. Hani burada parası pulu değil. 100 lira bile yani 100 TL bile bir ceza kesilse yine de kazandığımızı bileceğim. Yani bu hukuk atanın hakkını almış olduğumu bileceğim. Yani evin içi çok boş kaldı. Ata yokken çok farklı yani. Nefesi evi kaplıyor stresini. Onun yani bir köşede oturup yatıyor olması bile çok şeye değermiş. Ama tabii yani paramparçayız ama bir yanımda
huzurlu çünkü biliyorum ki artık ata acı çekmiyor. Ata artık iğnelerle delmeyecekler. Artık o nöbetleri geçirmeyecek. Ağrımayacak hiçbir tarafı. Bacağı kırılmayacak, kolu kırılmayacak. Yani en son şey kendi çok... kendine kırılıp birleşmesi, yani bir çocuğun vücudundan bir yeri kırılıp kendi kendine kaynıyor ve biz bunu göremiyoruz ya. Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Yani Allah verdi, Allah aldı. Rabbim onu yanına aldı. Orada eminim ki çok mutlu. Orada cennet. Yani dünyada yiyemediği, tadına bakamadığı her şeyin tadına orada bakıyor. Yiyor, biliyorum. Bu konuda çok müşteriyim. O bir melekti zaten. Ve sadece kanatları yoktu bu dünyada. Şimdi kanatları da oldu artık. Gitti orada. Melekler oğlunu korusun, kollasın. Daha hiç rüyama gelmedi. Bir haftadır. Göremedim yani. Çok istiyorum rüyamda bir kere görmeyi. Yani gelip baba ben iyiyim. Merak etme beni demesini çok istiyorum. Ben çok iyiyim burada demesini çok istiyorum. Allah sizden razı olsun demesini çok istiyorum. Biz ondan razıyız. O da bizden eminim ki razıdır. Görmüştür bizim mücadelemizi, neler yaptığımızı, neler çektiğimizi. Sadece bir kere görmek istiyorum. Gelmesini istiyorum. Ondan sonra söz oğlum toparlayacağım, kendimi de toparlayacağım, ailemizi de toparlayacağız. Kardeşi için bundan sonra elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Atayı da bir de yaşatmak için her şeyi yapacağız. Ona güzel bir gelecek sunabilmek için elimden geleni yapacağım. Yani bir süre herhangi bir video falan çekmeyeceğiz. Yani burada olmayacağız. Kendimizi dinlemeye, biraz kafamızı dinlemeye ihtiyacımız var. Hatta yani Antalya'da bile durmak istemiyoruz. Yani belki 3-5 gün Antalya dışına gitme planımız var. Çünkü çok yorulduk. Biz de çok yorulduk. Beynen, bedenen, ruhen. Yani çökmüş bir durumdayız. Ben buradan Tolga abi, Tolga Cömert oğluna da çok teşekkür ediyorum. Burada mezar yeri sıkıntımız vardı. Yani Antalya'nın 30 kilometre ötesinde bir yere yolluyorlar. Sağ olsun Tolga abi araya girdi ve çok yakın, yani evimize 1 kilometre mesafede bir yere defnettik atayı. Her istediğimizde buradan çıkıp gidip onu ziyaret edebiliyoruz, görebiliyoruz. Yani şimdilik durum bu şekilde arkadaşlar. Hani çok sonra bu videoyu da çekmek diye amacımız çok soran oluyor. Hani çok iyiydi, yani iyiydi, evdeydi, ne oldu birdenbire vesaire diye. Böyle işte, yani hani aslında iyi değildi. Siz sadece iyi olan kısımlarını gördünüz. Hani işte demiri paylaşıyoruz diye kızdınız. İşte atayı ikinci plana attınız dediniz ama öyle değildi. Ata çok acı çekiyordu. Hep ağlıyordu, hep bağırıyordu. O yüzden çekemiyorduk yani, paylaşamıyorduk. Son gününün videosu var, inanın izleyemedim. Ben daha izlemedim. Yani cesaret edip de o günü Ceylan olduğu gibi kamera kayıt altına almış, çekmiş. İzleyemedim. Yani yüreğim şu an ona hazır değil. Kulağımdaydı yani. İşte tam bir hafta önce, tam bu saatlerde atayı hastaneye götürmüştük. Cesaret edebilirsek bu videoyu belki son videosu olarak atalım. O videoda şöyle bir başlık atmışım. Ata Demir abisiyle konuşuyor diye bir başlık atmışım. Sonra Mutlu Aile Tablosu diye bir başlık atmışım. O videoyu hazırladık ama yayınlayamadık. Yani. Şu anda kayıttı, sadece gününü ayarlamamıştım. O günü, gecesi vefat edeceği gece. O gün akşam normalde benim video günümdü, biliyorsunuz. 2 güne bir video atıyorum. O gün her şeyi hazırlamıştım. Sadece saatini ayarlamamıştım. Ve ben bir şey daha söylemek istiyorum. Yani sürekli olarak biliyorsunuz Atay'la ilgili çok adice yorumlar yapanlar oldu bu süreçte. Yani iğrenç şeyler konuşanlar oldu. Hatta vefat ettikten sonra bile bana yazıp da işte git mezardan canlı yayın yapsana, işte mezarın fotoğrafını paylaşsana vesaire diyenler oldu. Yani saçma sapan böyle canımızı acıtmak için yazanlar oluyor, hala daha yazıyorlar. Tek bir şey söyleyeceğim, yani siz insan değilsiniz. Siz gerçekten insan değilsiniz. Hayatta hiçbir şeyi başaramamış, sevgisiz, böyle iğrenç mahluklarsınız. Yani kalkıp da böyle şeyler konuşabilmek, yani çocuğunu kaybetmiş bir anne babaya bir acı vermek için uğraşanlar. Yani bilemiyorum, hani beddua da etmeyeceğim. Çünkü gerçekten çok zor bir şey bu. Hani düşmanımın bile başına vermesin. Hani evlat acısını Rabbim düşmanımı bile yaşatmasın. Ama öyle bir acı çekin ki, yani bunu yapanlar öyle bir acı çekin ki ben ne yaptım deyin yani.
ben kimin günahına girdim, nerede günah işledim deyin. O raddeye gelin inşallah. Çünkü siz insan değilsiniz. Siz yani yüzümle karşı konuşamayacak böyle kapasitesiz tipler, böyle mesajlar. Yani ayıptır ya, yazıktır. Bari bugün yapmayın, bari şu an yapmayın yani. Ve hiçbir yerde tanım videosunun yayınlanmasını istemiyoruz kesinlikle. Evet, paylaşıyorlar, ediyorlar. Biz çocuğumuzu hiçbir zaman prim malzemesi yapmadık kimseye. Bu zamana kadar ben kimseye ajitasyon da yapmadım. Olanı paylaştım sadece. Hepsini şikayet ediyoruz zaten. Yani aynen. İstemiyorum ya. Ata üzerinden prim yapmayın, takipçi gelmesin. İstemiyorum yani. Ne Instagram'dan ne buradan istemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum. Bununla ilgili bütün zaten avukatım da bütün şeyleri yapıyor. Yani artık hiç kimseye benim tahammülüm yok. Hiç böyle kötü, pis düşüncelere sahip hiç kimseye tahammülüm yok. Hepsini tek tek dava açıyorlar şu anda. Ama rahat bırakın yani, biz bir acımızı bir yaşayalım. Acımızı çünkü yaşatmıyorsunuz. Küçük bir çocuk üzerinden prim yapılmaz. Öldü diye prim yapılmaz. Bu çok ayıp bir yani şeydir. Ben daha paylaşmamışım. Daha cenazesini koymamışım. Haberciler gelmişler, bir haber yapılmış. İnternet sitelerinde, televizyonlarda çıkmış. O televizyondaki görüntüleri alıp da bunu video haline getirip işte TikTok'ta, orada burada, YouTube'da paylaşmak yani... Nedir ya? Ayıp denen bir şey var yani. Ben herkesin yazdığı mesajı görüyorum arkadaşlar. Herkesin attığı, yazdığı, yorumu, mesajı hepsini biliyorum, görüyorum, okuyorum. Cevap vermiyorum sadece. Ama böyle bir yani bunu yapmayın ya. Benim çocuğumun videosunu ben izin vermemişken, bizi paylaşmamışken paylaşmayın. Ben öldü diyemiyorum ya çocuğuma. Ben öldü diyemiyorum. Diyemiyorum. Melek oldu diyorum. Yani inşallah bu... Bizim ikinci bir çocuğumuz daha var. Onun için bizim tabii ki de hayatımızı devam ettirmemiz gerekecek. Onun için de bir kazanç sağlamamız gerekecek. Bir süre sonra biraz kendimizi toparlayıp ve hazır hissettikten sonra yine burada olacağız. YouTube'da olacağız. Ama şu an acımızı yaşamak istiyoruz. Süre, çok büyük bir acı yaşıyoruz şu anda. Bu şu andaki yani bir süreliğine son bir video oluyor. Belki biraz daha toparlandıktan sonra yeniden... Bu sefer birlikte demiri büyütürüz belki. Atayı hep beraber büyüttük. 5 yaşına kadar Atayı hep beraber getirdik sizlerin desteğiyle. Sizler de izlediniz. Bütün onun ay ay gün gün büyümesine, yaşamasına, sevincine, üzüntüsüne, acısına, her şeyine ortak oldunuz. Bu her çocuğa nasip olacak bir şey değil. Bundan sonra da demiri belki bir şekilde büyütürüz. Bu kanal Atanın yadigarı. Yani çok büyük emekler var bu kanalda. Ata için açılmıştı. Ata üzerinden yüzlerce çocuğa yardımlar gitti. Yüzlerce çocuğa destek olundu. Ameliyatlar edildi. Çocuklar işte cihazlar gönderildi vesaire. Bu kanal Atanın bize bir emaneti. Ben öyle görüyorum. Onun için de tabii ki de bitirmeyeceğiz yani. Ama bir süre olmayacağız. Bir süre bir acımızı yaşamak istiyoruz. Demir'le biraz daha fazla ilgilenmek istiyoruz. Yani bizi merak ediyorsunuz, farkındayım. Paylaşım yapacağı ilan diyorsunuz ama gerçekten... Yani ben Tarık mesajları okuyor. Ben inanın mesajları bile okuyamıyorum. Kötü oluyorum çünkü. Her başın sağ olsun mesajında. Her Allah sabır versin mesajında çok çok kötü oluyorum. Onu gördükçe zaten inanamıyorum ben şu an. Atanın ölümüne hala inanamıyorum. Yani aklım bunu almıyorken insanların bana bunu söylemesi bile... Şu an zor. Yani gerçekten. Var, daha Atayı daha mezara koyduk. Yani çocuğunu defnettik. Oğlumu defnettim. Eve geldim. Instagram'da mesajlar. Atanın işte şu makinesini bana verin. Bu makinesini bana verin. Elbiselerini bana gönderin. Ya arkadaş. Yani ya bu kadar mı vicdansızsınız ya? Yani daha ben çocuğumu toprağa vermişim. Gelmişim. Daha nefes almamışım. Daha öldüğüne inanamamışım. Ve benden Atanın makinelerini, cihazlarını istiyorsunuz. Yani. Tamam anlıyorum, belki gerçekten zor durumdasınız, güç durumdasınız ama ya bu şekilde olmaz yani. Bu şekilde olmaz. Bu insanlık değil, bu başka bir şey yani. Ya bir durun ya. Yangından mal kaçırır gibi, bu nedir ya? Zaten biz bir karar aldık Ceylan'a, Atanın bütün cihazlarının hiçbir elbisesini kimseye vermeyeceğiz. Atanın bütün elbiseleri kalacak. Bunları Demir'e hatıra alacak. Demir giyecek, daha Atı giyemedi doğru düzgün hiçbirisini. Demir giyecek. Cihazlarının da hepsini, bu cihazlar... 2000 liralık, 3000 liralık, 5000 liralık cihazlar değildi arkadaşlar. Yani Atan'ın kullandığı bir engelli arabası şu an 60-70 bin lira. Bir işte ayakta durma cihazı 70-80 bin lira. Yani bunlar ucuz cihazlar değildi. Ve biz bunların hepsini şu an bir medikalciye gönderdik. Onlar bu cihazların uygun fiyatlara satışını yapacaklar. Oradan gelen parayla da hiçbir kuruşuna dokunmadan biz gene bu parayla Ata, çünkü birçok kardeşine hep yardım etti bugüne kadar. Ve biz onu Ata'ya yakışır bir şekilde uğurlamak istiyoruz.
Onun için de bütün bu cihazlardan gelen... Yoğun bakımda çocuklara bez almak istiyorum. Bu parayla yardım yapacağız. Olduğu gibi gene özel gereksinimli çocuklara, yoğun bakımlardaki çocuklara, yani gerçekten durumu olmayan bazı çocuklar var mesela, yoğun bakımlarda terk ediliyorlar, gidiyorlar. Olduğu gibi ne geçerse elimize, yani 50, 60, 100 bilmiyorum ne kadara satılacak. Hepsini tamamen hiçbir kuruşuna dokunmadan bağışlayacağız. Yani yardım yapacağız. Ya bununla ilgili de lütfen mesaj atmayın. İşte yani bunu söyledim mesela, bundan sonra da işte bize de yapın, bize de yapın. Özellikle şunu rica ediyorum. SMA hastası olan çocukların gönüllüleri yazıyor sürekli. Yani ben bütün çocuklar için üzülüyorum, rahatsız olan. Ama yani bana kalkıp da, yani ben daha çocuğu toprağa vermişim, oğlumu gömmüşüm, oğlumu yani kaybetmişim ama bana mesaj atıp da SMA yayınına katılın, şuna destek olun. Yani benim hiç kimseye destek olacak halim yok. Bakın biz zaten 5 yıldır çok yorulduk. Benim artık hiç kimse için yani bir şeyler yapabilecek gücüm yok. Bu güce de sahip olabilmem için biraz dinlenmem, biraz kafamı dinlenmem, kendime gelmem gerekiyor. Onun için de bir süre burada olmayacağız. Yani video paylaşmayacağız. Yani belki Ceylan isterse, o daha önce işte Atay ile ilgili son gün, yani son günümüz yüz çekmiştik tabii, son günümüz olduğunu bilmeden. 4 kişilik aile, yani mutlu bir aile tablosu olarak bir video çekmiştik. Belki onu bir paylaşırız. Bir süre burada olmayacağız ama ilerleyen zamanlarda buradan yine sizlerle beraber olacağız. Bu kanal duracak, yani kapanmayacak. Çünkü atanın emaneti burası. Yine bu kanal ve bu kanal sayesinde, atanın sayesinde yine özel gereksinimli çocuklara destek olmaya devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Çok büyük bir yanımız eksik kaldı. Çok büyük bir yanımız yarım kaldı. Ama yani Atay için de kardeşini artık kardeşini yani Demir'e de haksızlık etmek, evet, istemiyoruz. Demir'de. Yani Demir'de, çünkü siz zannediyorsunuz ki Demir geldi, işte Atay'ı unuttunuz zannediyorsunuz ama Demir çok eksik kaldı. Birçok konuda çok eksik kaldı. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama Demir'i emziremedi bile Ceylan. Yani Atay'a hastaneye gidip gelmekten, yani yoğun bakım süreci vesaire derken Demir'i emzirmedi. Yani Demir'i emzirmedi bile, inanın emziremedi. Emziremedi bile yani, hani Atay'ı, hatta Demir çok uslu durdu yani şu 3 aydır. Belki de anne Ceylan'a yani sen abimle ilgilen anne dercesine hiç zor çıkarmadı. Sadece Atan'ın hani son dönemlerde dediğim gibi çok artık ağrıları, sancıları, sızıları vardı ve o yüzden gösteremiyorduk. Yani Atay'ı alıp bir yere götüremiyorduk, bir yere çıkamıyorduk çünkü bacağı alçadaydı vesaire, yani durmuyordu. O yüzden çok fazla çıkarma şansımız olmadı ama vefatından çok kısa bir süre önce 4 kişi, yani Demir, ben, Ceylan ve Ata dışarı çıktık. Beraber bir gün geçirdik, gezdik. Ama hepsini yaşattı bize, Allah razı olsun. Ama Ata hiçbir şeyden mahrum kalmadı, yani hiçbir şeyden mahrum olmadı. Her şey oldu. Elimden geldiğince ona iyi bir baba olmak için çabaladım. Denize götürdüm, tatile götürdüm, ata bindirdik. Yani Luna Park'lara götürdüm ben onu, salıncaklarda salladım. Yani çok da ağlamak istemiyorum. Ağlayıp oğlumu da üzmek istemiyorum orada. Çünkü biliyorum o yukarıdan bizi izliyor. Belki de çok üzülüp ağladığımız için bizim rüyamıza gelmiyor. Çünkü bana yüzlerce insan mesaj atmış atayı rüyamda gördüm diye. Çok ağlayıp onu da incitmek istemiyorum. O da eminim bizim mutlu olmamızı isterdi. Ve ben onun, dediğim gibi son kez söylüyorum, onun çok mutlu olduğunu biliyorum. Çünkü zaten onun yeri cennet. Cennetten geldi, cennete gitti. Bir gün kavuşacağız. Yani bir gün kavuşacağız, bana eminim. O kavuşacağımız günü dört gözle bekliyorum. İşte orada, orası bizim için bir ölüm olmayacak. Yeniden bir doğum olacak, yani yeni bir başlangıç olacak. Orada yaşayamadığımız her şeyi yaşayacağız Atay'la, Allah izin versin. Ben çok konuşmak istemiyorum. Yani kapatalım artık. Yani anlattıkça çok kötü oluyoruz çünkü acımız çok taze. Ya dediğim gibi Demir için güç toplamak zorundayız. Yine çok güçlü olmak zorundayız. Atanın bize en büyük bıraktığı miras güçlü olmak oldu. Kardeşini göndererek de zaten biz ata varken çok güçlü olmaya çalıştık. Hiç yani düşecek hiçbir zaman bize boşluk bırakmamıştı. Şimdi de kardeşini göndererek giderken bile tekrardan güçlü olmamız için elinden geleni yaptı. O yüzden güçlü olmak zorundayız, ayakta durmak zorundayız. Yapabildiğimiz kadarıyla Demir için. Bu şekilde.
Ben bu videoyu sizi bilgilendirmek için çektik. Şeyi soruyorlardı çünkü işte. Nasıl oldu? Nasıl? Bu şekilde oldu arkadaşlar. Böyle. Yani kendinize iyi bakın. Tekrardan hepinizden Allah razı olsun. Bir süre görüşemeyeceğiz ama inşallah tekrar görüştüğümüzde birçok şey hem bizim açımızdan hem de Demir'in açısından hem de sizin açısından daha iyi olur umarım. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.